Odan kapısına şeyini geldim, vurdum, deldim mi zaten hemen çıkardım. Senden. Kafaya da kafa o kadar büyük ya. Şey atsan. Havayı aç, havayı, havayı. Havayı aç. Valla nefes alamıyorsun abi. Abi havayı açsana. Alttaki havayı açmamışsın, o yüzden nefes alamıyor. Ha? Adam içeride nefes alamıyor. Nefes alamıyor. Bizim sadece tek duyduğumuz şey su kuyusu olarak çalışmaya gidiyordu. Ama fakat ve lakin saat 3.30 sularında duydum ki kardeşim göçük altında kalmış. Meğer ki saat 1.45 geçe olay olmuş. Olay su kuyusu değil. Kendileri zaten kendilerini kurtarmak için bir şeyler söylüyorlar. Biz diyor define arıyorduk. Hepimiz ortaktık. Bir yola düşmüşler. Ben de ölebilirdim. O da ölebilirdi. Halbuki onlar hiç kuyuya inip çalışmıyorlardı. Sadece bu iki çocuğu tek çalışıyorlardı. Bu iki çocuğu da tılsım bozulsun diye kurban ettiklerini düşündüler. Allah bizim yüzümüze baktı ve Mehmet Yalın kardeşimizi sağ salim bize kavuşturdu. Canlı şahit olarak yanımızda bulunuyor. Su aramıyorlarmış efendim. Orada bir tane lahit arıyorlarmış. Lahit veya kitabiye gibi bir şey arıyorlarmış. En son duyduklarım bunlar. Başlarında Ajda diye bir tane abla. Yani en son Mehmet Yalın hatırladığı kadarıyla Ajda isimli bir tane abla varmış. Yani şey, sihirbaz, düzenbaz. Onun gibi bir şey varmış. Büyüyü bozuyormuş, büyüyü çözüyormuş. Bunları koruyormuş. Velakin define arıyorlar, definenin bozulması için işte benim kardeşimi kurban ettiler. Ben sonuna kadar daha bunların hakkında şikayetçiyim. Adana Cumhuriyet Başsavcılığından rica ediyorum. Bu konuya direktmen bir el atsın. Bu olayda tutuklama var. Sadece iki şahısta tutuklama var. Benim dileğim o ki hepsinin tutuklanması lazım. Tutuklama kim tutuklandı? İbrahim Çetiner, Dursun Delimazı. Ev sahibi Dursun Delimazı ve olayla ilgilenen İbrahim Çetiner. Benim kardeşim benim yanıma geldiğinde ben tütün satıyorum. Bizim bölgede tütün satıyorum. Elektrik uydu işlerini yapıyorum. Kardeşim benim yanıma geldiğinde ben diyordum kardeşim gel burada benim yanımda bulun. Ben cebinin harçlığını vereceğim. Sizin pandemiden dolayı işiniz ara verilmiş. İnşaat işinde, inşaat sektöründe çalışıyordu kendisi. Bana diyordu abi diyordu su kuyusuna gidiyorum çalışıyorum. Orada 120 TL bana para veriyorlar. Kesinlikle define aradığını bilmiyordu benim kardeşim. Ve ben de şunu söyleyeyim, izah edeyim. Olay olduğu gün evin önünde oturuyordum. Siren sesleri geldi. Siren seslerinden sonra baktım benim hanım beni çağırdı. Benim hanım ve Mehmet Yalın'ın hanımı benim evdeydiler. Beni çağırdılar dedi Fatih abi. Yukarı koş. Çıktım yukarıya. Dedi haberlere bak dedi. Haberlere baktım kardeşimle Mehmet Yalın göçük altında kalmışlar ve bunları bırakıp kaçmışlar. O esna olay yerinde olan kişiler İbrahim Çetiner, Dursun Delimazı bunların hepsi ölüme terk edip kaçmışlar. Yeni hatırladığım bir olay oldu. Bunu hatırladığımda bu define olayının gerçek olduğuna inandım. Yani bunların define aramasına inandım. Çünkü bize su diye çalışmışlardı. Su diye çalıştırmışlardı bizi. Hani paramıza bakıyorduk biz. Ben Özemir diye bir adam vardı, onu hatırladım. Siyah bir jiple gelmişti bizim oraya. Elinde iki tane çanta vardı. O içeriye girdi. Güney yanımızda durdu bizi. Hani oturduk beraber, sigaramızı içiyorduk. Bunlar içeride yarım saat 40 dakika oturdular. Ondan sonra hepsi beraber çıktı. Bu abla dediğimiz yanında sürekli abla diyorduk. İsmini sorduğumuzda Ajda diyorlardı. O sürekli hani şey yapan, düzen hani konuşmasını yapan sürekli ablaya soruyorlardı böyle olacak, böyle olacak diye. O abla sürekli başımıza duruyordu. Hiç bilmiyorduk yani nasıl söyleyeyim. Biz hani paramızı aldık, sürekli paramızı alıyorduk, sigaramızı alıyorlardı. Yani çalışıyorduk yani hiç bu konuyla ilgili biz hani define bir şey dediğimizde yani ya konu değişiyordu. Ya da hani olsaydı böyle mi olurdu, baksana diyordu bu toprağın rengi bile farklı. Yani burada yok diyordu yani. Ben şikayetçiyim onlardan. Sırf hani bize bu suça ortak ettikleri için şikayetçiyim.